Merhaba arkadaşlar. Kuşlarımızın haftalık bakımını yaptık. Pırıl pırıl yaptık her tarafı. Yemlerini, sularını, mamalarını değiştirdik. Altlarını temizledik. Hal böyleyken dedim bir video çekeyim. Hem kuşlarımın son durumunu göstereyim. Videonun başından anladığınız gibi yeni sezon için kuşlarımı ayırdım. Fazlalıkları elimizden çıkartacağız. Kendimize ayırdıklarımızı erkekler şu üst tarafa ayırdım. 6 tane Gloucester, 3 tepeli, 3 kapak. 3 tane sarı malta. 2 tane zaten bu sene kullandığım babalar. Bir tane yavrudan ayırdım. Gene aynı şekilde 3 malta dişi. 6 tane Gloucester dişi ama aslında yani 7 tane oldu. Bir tane fazla kabak ayırdım. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım. Neden fazla ayırdığımdan başlayayım. Şimdi şu erkekle şu dişi aslında hiçbir şeye benzemiyor. Gloucester vasfı olarak kendilerini gösteren kuşlar değiller ama ikisinden acayip güzel yavrular alıyorum yıllardır. Mesela iki tane bu sene aldığım yavruyu ayırdım. Dört dörtlük yavrular çıkartıyorlar. Biri bu, biri bu. İki tane yeşil. İkisi de kardeş. Zaten bir ve iki numaralı bileziklere sahipler ilk doğan yavrulardan. Ama bu sene başka bir dişiyle kullanmayı düşünüyorum Onur. O da şu dişi. Şu arkada duran. Ama birazcık keyifsiz. Yani aslında hep böyle de bu halde yavru veriyor. Geçen sene de yavru aldık. Ama riske atmak istemediğim için hem bu dişiyi hem kendi dişisini ayırdım. Bakalım duruma göre ikisinden birlikte de kullanabilirim. Eğer yani sıkıntı çıkartmazsa şununla özellikle kullanmak istiyorum. Farklı bir dişiyle. Çünkü önceki dişiden yavrularını aldım ve zaten kendime ayırdım. Dediğim gibi iki tane kabak az araçlı erkeğimiz bunlar. Şöyle baştan sıradan başlamışken hepsini göstermeye başlayayım. Erkekler bu senenin yavruları. Bir yan tarafta kula babamız var. Bunun da bu sene bir tane yavrusunu aldım. Onun dişi yavrusu. Sarı kanat. Onu da ayırdım. Bu da bu sene bizimle birlikte devam edecek. Yine bir ahraç babamız. Geçen sene yine güzel yavrularını aldım. Vasıf olarak da çok başarılı. Onu da bu sene tutuyorum. Burada bu sene bu seneki yavrulardan maşallah yani yarışmaya girse çok güzel derece yapacağını düşündüğüm ama yarışmalarda bir türlü derece yapamadığım için yarışmalara gitmedim. Götürmediğim kuşlardan bu hafta sonu Konya'da yarışmalar vardı. Derece alan arkadaşlara başarılar. 1300 tane Gloucester yarışmaya katılmış. Yani bu da bir sıkıntı. Bu kadar çok Gloucester'ın olması. Orada 20-30 tane kuş derece alıyor. Yani 30 tane kuş derece alıyor. Geri kalan 1270 tane kuş evine boş dönüyor. O da tabii bir sıkıntı. O yüzden biz artık kendi çapımızda üretim yapıp yarışmayı çok fazla düşünmüyoruz ama şu kuş gerçekten maşallah. Kendi nazarımız değmesin size maşallah deyin. Dört dörtlük. Birazcık iri ama ona çok güzel bir dişi ayarladım. Onunla tamamlayacak. Şimdi göstereceğim onların hepsinin hangi dişi hangi şey olacağını. Bu da dediğimiz gibi gene babalarımızdan. Şurada da fazlalık dişlerimiz var. 3 Gloucester, 2 Malta fazla dişimiz var. Onları talebe göre isteyen arkadaşlara göndereceğiz. Şunları da biraz göstereyim. Kula tepelimiz var. Sarı Maltalarımız. Kabak yeşil Gloucester'imiz. Bunlar da kendime ayırdığım dişiler. Şunlar ikisi anneler. Tepeli de anne, kula da anne, bu da anne. Şurada asıl efsaneler duruyor. Şu beyaz kula tepeli. Bu da gerçekten maşallah şahane bir yavru oldu. Arkadaki de kardeşi zaten. Hemen çekildi sağ olsun yol verdi yolunu göstermek için. İkisi de kardeş. İkisi de dişi. İkisi de çok güzel vasıflarda. Kuşlar bunları ayırdım. Bir de şu sarı kanatımız var. Ortada duran tüy kalitesi çok güzel. Onu dediğim gibi o şunu ayırdık.
Şimdi biraz sonra şöyle bir geçeyim. Hangi dişi hangisinin eşi olacak onları da gösteririm. Bunlar da fazlalık erkeklerimiz. Gri kabak erkeğim. Yeşil tepeli erkeğim. Bunların ikisi büyük babalardan. Şu ikisi de bu senenin yavrusu. Beşiktaşlı kabak erkeğim. Ve Araç kabak erkeğim. Bunlar bu senenin kuşları. Bunlar da gene babam altılar. Sarı. İri iri. Bir tane de acı sarı dediğimiz intense bir tane yavru ayırdım. Bir tane gene fazlalık bir Malta erkeğimiz var. Bu seneki yavru. Bu kuşun da macerası çok farklı. Hiç aslında bahsetmedim ama ne olur ne biter diye. Ölürse kalırsa diye hiç bu konuya değinmemiştim ama sapa sağlam hayatta kaldı. Biraz bahsedeyim. Bu annesi bu tek yumurtayken yani dolu yumurtayken yatmayı bıraktı. Kalktı. Kalkınca ben bir tane arkadaşın Gloster'in altına koymuştum. Oralardan belki hatırlarsınız muhabbeti. O bakıyordu. Tek dişi büyütüyordu bunu. Çok güzeldi. Sonra ama dişi öldü. Bu yaklaşık 25 günlükken filan. Öldü buna bakan dişi. Bu da yiyemez haldeydi. Sonra ben onu artık yapabileceğim bir şey yoktu. O saatten sonra elle de beslenmiyor kuşlar. Yem almıyorlar elimizden. Böyle burada bütün dişlerim duruyordu ya onların içine atmıştım. Oradan şu arkadaki zaten kendi annesi bu. Ama o kadar hatırlayıp da besleyeceğini düşünmüyorum da kendi annesi bunu beslemeye başladı. Yani çünkü yumurtadan itibaren görmemişti. Ben de bunu düşünerek ne zaten atmıştım. İçlerinden dişilerden bir tanesi besler belki diye düşünmüştüm. Gerçekten de bir tanesi beslemeye başladı. Ve o kuşun hayatı kurtuldu. Şimdi bir de erkek oldu. Fakat güzel bir kuş. Fakat kafamda 10 takım yapmak var. 6 takım Gloster, 3 takım sarı malta, bir takım da beyaz malta almak istiyorum. Öyle bir renk katmak istiyorum. O yüzden bunu da vereceğim. Sonra bir yanında gene aslında ilk doğumundan itibaren bütün kuşlardan en güzel yani bütün kuşlardan içinden sıyrılıp göze batan en güzel yavrulardan biriydi ama göğüs yapmadı. Biraz zayıf kaldı. Tepesi falan güzel. Fakat o yüzden bunu eledik. Bunu çıkaracağız elimizden. Burada gene şekli şemali çok güzel ama ufak tepesi birazcık küçük kalan bir Gloster'ımız var. Bunu da bu sene çıkartacağız. Ve bir tane de yeşil kabak erkeğimiz var. O da bu senenin yavrusu. O da bu sene bizimle birlikte devam edemeyecek. Böyle azıcık kuş oldu. Yani şöyle düşünün. Şurada yani fazlalıkların hepsini çıkarınca şurada komple dişilerimiz var. Erkekler zaten şöyle 6 tane. Onlar 4 tane olacak. 4 tane maltayı da buraya koyduk mu? Şöyle 1,5 kafesle 1,5 sırayla İşi bitireceğiz. Azıcık kuş olacak. Yani kuş asgari gerçekten çok zor. Yıllarda çok fazla kuşa baktım. Acayip zorlandım. Yani yemini, temizliğini yapması saatler sürüyordu. Şu anda bile yaklaşık yarım saat içinde bütün işi bitiriyorum. Yani şuralar falan doluydu hep. Eski videoları belki hatırlayan arkadaşlar varsa buralarda falan hep kafesler vardı. Orada salmalar vardı. Burada salmalar vardı. İşte arkadaşın kuşları onları da bir göstereyim. O da artık tam anlamıyla sezonu bitirdi. Burada anne dişileri var. Glosterler. 5 tane anne dişisi var. Onun biraz takviye yapması lazım. Transfer çalışmalarına devam ediyor. Birkaç tane benden transfer yapacak. Birkaç tane dışarıdan transfer yapacak. Burada 4 tane bu senenin Gloster yavruları var. Çok güzel kuşlar maşallah. Ve bir tane kabak olan şu arkadaki. Bayağı efsane oldu maşallah. Burada sarı mozaikleri var. Bir anne, iki yavru. Bir de bir mozambik kanaryası var. Çok da güzel ötüyor. Ben burada olmadığım zaman balıkkan oradayken çok güzel bir ötüşü var. Onu duyuyorum sürekli. O da bir tane sarı mozaik erkek takviyesi yapacak. Diğer kafesleri şu anda boş. Erkeklerin hepsi de burada. İşte bir tane sarı mozaik erkeği var. Kaç tane?
2, 4, 6 tane Gloster erkeği var. Onlar şu anda savunmada duruyor. Rahat rahat uçuyorlar. Şimdi gelelim neyin eşi olduğunu, Gloster'larda nasıl eşleyeceğimize. Bu dediğim gibi erkekle iki dişimizi ayırdık. Şöyle yan yana durmuşlarken göstereyim. Soldaki ve sağdaki dişimiz. Sağdaki zaten her zaman kullandığımdı. Soldaki bu sene denemek istediğim. Burada gene bu senenin güzel yavrularından Araş Tepelime. Şu ortada duran sarı kanat yavruyu kullanacağız. Burada baba Araç Tepelimiz var. Ona da şu kulayı kullanacağız. Kula kabak annemiz. Yanına geçiyoruz. Kula kabak erkeğimize. Tepeli bir annemiz var gene burada. Boyutları birbirlerine çok uygun. Erkeğimiz biraz iri, dişimiz ona göre minyon. Gayet güzel bir çift olacaklar inşallah. Sonra iki tane bu kabak erkeklere de, ikisi zaten birbirine çok benziyor artık duruma göre. Yine bakın onlar da kardeş, eşleri de kardeş olacak. Şu kula tepeliyle bu Araş tepeliden onların eşleri olacak. Vallahi içime çok sindi. Hani şöyle söyleyeyim. Aslında eşlemeler yapmadım. Sadece gözüme güzel gelinen kuşları ayırdım şöyle. Erkekleri tekledim. Dişleri koydum. Sonra bir bakayım dedim. Eşler uyum olacak mı? Aa, bir baktım. Cuk diye takımlar da olmuş birbirlerine. Gayet güzel olmuşlar. Vallahi çok hoşuma gitti. Sonradan dediğimiz gibi bir tane fazladan kabak dişi ayırdık. Ne olur ne olmaz diye. Malta dişlerimiz çok da, yani Malta kuşlarımızın vasıf olarak birbirlerine uygun olup olmaması çok önemli değil. Sadece elimden geldiğince iri kuşları ayırdım. İri Maltalarımız olsun diye. Şöyle onları da biraz göstereyim. Hak geçmesin. Annemiz zaten efsane irilikte. Yani velhasıl kelam kuşlarımızdaki son durum bu şekilde. Dediğim gibi bugün yemleri, suları değişti komple. Bakım günüydü. Geçen hafta mama vermiştim. Bu hafta karışık tohum yaptım. Onları da şöyle biraz göstereyim. Elimdeki bütün tohumları karıştırıp azar azar veriyorum. Fazlası zarar, azı karar diyerekten. Fazlalıklarımızı elimizden çıkartıp dediğim gibi azıcık kuşla şahane bir sezona hazırlanacağız. Bu sene yarışmalara katılmayacağım. Onun kararını da verdim. Güzel kuşlarım var ama kendi güzel kuşlarım olarak kalacaklar. Hiç yarışmalardan götürüp yormayacağım kuşları. Zaten 1300 tane kuşun içinden derece almak da çok zor. Ne kadar şahane kuşun olsa da. Onlar benim kendi kümesimin şampiyonları olarak kalsınlar burada. Zevkine, keyfine üretim yapmaya devam. Şu kuşumuzun duruşuna bakar mısınız? Hiç yorulmasınlar. Burada kafeslerinde güzel güzel ben bunlara bakayım. Yeni sezona hazırlansınlar. Yani çok daha erken ama yeni sezonun hazırlıkları bu şekilde başlamış oldu gördüğünüz gibi takımları ayarlayaraktan. Ha bir de şunu gösterecektim. Her gün bir tane kafese banyoluk takıyorum böyle kaydıra kaydıra. Yarın buraya, ondan sonra kim buraya. Kuşların keyfine göre ister banyo yaparlar ister yapmazlar. Onları bu şekilde banyolukta koyuyorum. İhtiyacı olanlar banyo yaparlar. Birer gün arayla böyle atlataraktan geçiriyorum. Tüy döneminde gayet güzel oluyor kuşların banyo yapması. Rahat tüyden çıkmalarını sağlıyorlar. Tüy mevsimi yavaş yavaş bitiyor. Zaten yeni temizlediğim için bir şey de görünmüyor ortalıkta da. Çok da fazla tüy kalmadı artık. Tüy sezonu bitiyor çünkü. Artık kuşlar kışa, soğuk havalara hazırlanmaya başlıyorlar. Kendilerini yağlandırıyorlar. Ben de onlara yağlı tohumlar veriyorum zaten. Şimdilik süreç bu şekilde ilerliyor. Umarım hoşunuza gitmiştir video kanarya seven arkadaşlar için. Pek fazla balık sevenler kuş kanarya videonu izlemiyor biliyorum. Görüştüğümüz kişilerde
Balıkçılar diyor ki kanarya videosu dışındaki bütün videoları izliyorum. Kuşçular diyor ki abi sürekli kanarya videosu çek, kanarya yetişeceğini izliyoruz size. Herkese elimden geldiğince yetişmeye, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.